Okuduğum ayetler Nahl suresinden 35. ayet ve 36. ayet. 35. ayete geçen ders başladık. Allah Azze ve Celle müşriklerin bir sözünden bize haber verdi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Müşrikler dediler ki لَوْ شَاءَ اللّٰهُ Allah dileseydi مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ Biz ondan gayrısına kulluk etmezdik. نَحْنُ وَلَا أَبَاؤُنَا Ne bizler ne de babalarımız. Yani bu süreç hiç başlamazdı, böyle bir şey hiç olmazdı. Allah Azze ve Celle dileseydi bizleri hiç bu çirkin yola, bu yanlış yola müsaade etmezdi. Onların bu sözlerine uygun düşen Allah Azze ve Celle'nin sözlerini Kur'an-ı Kerim'den önceki derste zikrettik. Bunlardan en dikkat çekeni وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ Allah dileseydi onlar şirk koşmazlardı. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا Seni onların başına bekçi olarak göndermiş değiliz. Bekçi kılmış değiliz. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ Sen de onların zaten vekili. Onları bu işe sevk edecek, bu işi onlara zoraki yaptıracak bir kimse değilsin. Bu ayetleri ele alıp geçen ders şu neticeye vardık ki Allah Azze ve Celle de aynı şeyi kabul ediyor. Eğer kendisi dileseydi, bunları bu istikamette cebretseydi, bunlara irade bırakmasaydı, bunların neyi tercih edip etmeyecekleri hususunda kendilerine sağladığı serbestliği onlara yaşatmasaydı, cebretseydi onları hidayet üzere yürütür idi cebren. Ancak Allah Azze ve Celle وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ buyuruyor benzer ayetlerde. Allah Azze ve Celle dileseydi herkesi zoraki hidayete sevk ederdi. Ancak Allah Azze ve Celle herkesi sınamak üzere وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ Bu ve benzeri ifadeler birkaç yerde Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ancak öyle değil, Allah Azze ve Celle sizi sınamak üzere وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ Dolayısıyla siz hayırda yarışmaya bakın. Allah Azze ve Celle'nin sizi ne hidayet üzere ne de dalalet üzere cebretmediğini bilesiniz. Dileseydi, cebredecek olsaydı hepinizi hidayet üzere toplardı. Bunda kuşku yok. Fakat Allah Azze ve Celle size serbestliği sağladı. Ne olmak istediğinizi kendiniz karar verin. Kendiniz kendi akıbetinizi kendi ellerinizle tayin edin. Kendiniz belirleyin. Dolayısıyla da hiçbir şeyin rehinesi olmadığımızı, Allah Azze ve Celle'nin bizi serbest bıraktığını, bizim akıbetimizde yani o nihayetsiz hayatımızda yani ahiretimizde sadece amellerimizin karşılığını göreceğimizi, dolayısıyla da rehinesiysek şayet amellerimizin rehinesi olduğumuzu, kullu mri'in bima kasaba rahin, sadece kazandıklarımızın rehinesi, onlardan ötürü azap göreceksek, azabın içerisinde kalacaksak azaba uğrayacağız, yahut onlardan ötürü rahmete erecek Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olacaksak mazhar olacağız. Dolayısıyla da bunu sağlamış olan Allah Azze ve Celle'nin kimseyi bu anlamda zorlamadığı, meşiyetini bu anlamda kullanmadığı gayet açıktır. Burada müşrikler ne diyorlar? Onlar da diyorlar ki bizi Allah Azze ve Celle dileseydi biz ondan gayrısına kulluk etmezdik. Bu ifade takdir edersiniz ki eksik bir ifadedir. Allah Azze ve Celle dileseydi siz ondan gayrısına ibadet etmezdiniz. Bu doğru. Fakat ondan gayrısına ibadet etmeniz Cenab-ı Hakk'ın dilemesiyle mi oldu? Yoksa size sağladığı serbestlik içerisinde sizin dilemenizle mi oldu? Dolayısıyla da bu ifadeleri Cenab-ı Hak bize öğretiyor ki bir münakaşada, bir tartışmada eğer argüman eksik olarak takdim ediliyor, tek yönlü, tek cihetten giriliyorsa mevzuya, burada bir yanıltmaca söz konusu olabilir. Muhatabın söylediği söz hak olabilir
Ama bununla sadece batılı murad etmiş olabilir. Kelimetu hakkin urita bihil batil diye söylenen hak bir kelime, doğru bir söz. Ama bununla batıl amaçlanıyor. Nasıl olabilir bu? İşte böyle olur. Allah Azze ve Celle dileseydi biz müşrik olmazdık. Bu söz doğru mudur? Doğru bir sözdür ama bizim müşrik olduğumuzun sebebi Allah Azze ve Celle'nin dilemesi midir? Hayır, değildir. Bizim müşrik olmamızın, yani müşrikler adına konuşursak, sebebi Allah Azze ve Celle'nin bize meşiyat aralığı açmasıdır. Bizim de dileyeceğimiz bir aralıkta dileme imkanını bize sağlamasıdır. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Siz dileyemezsiniz Allah Azze ve Celle dilemedikçe. Cenab-ı Hak neyi dilemiş? Bizim de dileyebilmemizi dilemiş. Dolayısıyla da bize dileme imkanını dileyen Allah Azze ve Celle bize bu serbestliği sağladı. Biz de bu serbestlik içerisinde şirki kendimiz diledik deyip suçu sahipleneceklerine, Allah Azze ve Celle dilemeseydi müşrik olmazdık diye ters cepheden, konunun eksik bir boyutundan giriyorlar. Bazı kimseler de demin okuduğum ayeti, Cenab-ı Hak dilemeseydi, Allah Azze ve Celle dilemedikçe siz dileyemezsiniz ifadesini daha farklı anlayıp yanılgıya düşüyorlar kanımca. Onlar diyorlar ki mesela, ben bir cinayet işlemeyi mi diledim ve işledim? Demek ki Allah Azze ve Celle diyor ki o cinayet işlemeyi önce ben diledim, sonra da seni bunu dilemeni sağladım ve sen gittin o cinayeti işledin. Dolayısıyla da Allah dilemedikçe siz dileyemezsinizi böyle anlayınca, o zaman suçu da Allah Azze ve Celle'ye hamleden, yaptığı her yanlışı ben bunu böyle diledimse Cenab-ı Hak benden önce dileyip bana bunu dayatmış şeklinde anlayan bir anlayış, kanımca ayeti yanlış değerlendiriyor. Hem de kendi içerisinde de mantıksal bir sakatlık var. Çünkü böyle düşündüğünüz zaman ikinci dileme artık dileme değildir. Allah Azze ve Celle eğer o cinayeti dilediyse ve size bunu dayattıysa sizinki dileme olmaz. Ama bakınız Allah Azze ve Celle ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Demek ki bizimki de hala bir dileme, hala bir iradedir. Şu halde Allah Azze ve Celle'nin bizim için dilediği bizim dileme hakkımız, dileme keyfiyetimizdir. Yani bunu nasıl istersen öyle yap diye dilemiştir ve o konuda bize serbestlik sağlamıştır. Bize dileme imkanını dileyen Allah Azze ve Celle, şirk koşmak yahut koşmamak hususunda bize muhayyerlik dilediği için, bize ihtiyar, seçim dilediği için, bize bu hususta keyfiyet nasıl yapmak istersek öyle yapabilmeyi dilediği için artık suç bizim üzerimize kalmıştır. Dolayısıyla buradaki dilemeyi şöyle benzetebiliriz. Adam çocuğuna diyor ki şu 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 oyuncaklardan hangisini alırsan al. Burada baba ne dilemiştir çocuğu için? O çocuğun oyuncaklardan herhangi birini alması, seçimini, keyfiyetini ona bırakmış. Bu hususta böyle dilemiştir. Bu kez çocuk kararı kendisi verecek. Çünkü o babasının dileği üzere bu hususta seçim, irade, tercih koyma serbestliğine kavuşmuştur. Allah Azze ve Celle'nin bize dileme fırsatını dilemesi bizi sorumluluk altında bırakır. Dolayısıyla da bu sorumlulukla bizler yaptığımız her suçun, her yanlışın bizatihi kendimiz sorumlusuyuz. Bu suçu işlemişken müşrikler kalkıp Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık demeleri eksik bir bakış açısıyla yanıltmacadan ibarettir. Söz kendisi doğru olsa da meseleyi eksik tarif ettiği için yanlış bir argüman olarak karşımıza çıkıyor. Bunun buna kadar tekebbür ise, buna kadar büyüklük, büyüklenme, ne kadar taşkınlık ise, ne kadar meseleyi eksik gösterip Cenab-ı Hakk'ı suçlu çıkarmaya çalışan, suçu kendi iradesiyle, kendi dilemesiyle işlediği halde Cenab-ı Hakk'a suçu yıkmaya çalışıp laf ebeli yaparak nasıl meseleden sıyrılmaya çalışan bir açık gözlük, kurnazlık ise, bunun tersi de var. Bunun tersi de bir o kadar tevazu, bunun tersi de bir o kadar Cenab-ı Hakk'a karşı saygı, bunun tersi de bir o kadar güzelliktir. Şöyle ki Cenab-ı Hak diyor ki
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Bu da bunun tam tersi. Burada da bir o kadar tevazu var. Burada da bir o kadar Cenab-ı Hakk'a saygı var. Burada bir o kadar Cenab-ı Hakk'ın meşiyetine karşı ihtiram var. Onu tesbih ve takdis var. Ne diyorlar? Bu kimseler Cenab-ı Hak ki Allah'ın kendilerine sağladığı irade alanında güzel davranışlarda bulunmuş. Yanlış davranışlarda bulunmuşlarsa da bundan ötürü dönüp bağışlanma dilemiş. Dolayısıyla da salih bir ömür geçirip Allah Azze ve Celle'nin akibette güzelliklerle karşıladığı, nimetlerine kavuşturduğu bu kimseler, onlar da kendi durumlarını bunların aksine şöyle özetliyorlar. Demiyorlar ki biz bunları yaptık da bunlar güzellikler bizim. Onlar da bu işi Cenab-ı Hakk'a yıkıyorlar. Onlar da diyorlar ki Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Bizi buna hidayet eden, bizi buna ileten Allah'a hamdolsun. O mâ kunnâ linehtediye. Biz hidayet olmazdık. Leûlâ en hedânallâh. Rabbimiz bize hidayet etmeseydi. Onlar da Allah Azze ve Celle, onlar da hidayeti düzgün istikamete, düzgün yola varabilmiş olmayı, buradaki muvaffakiyeti Cenab-ı Hakk'a hamlettiler. O aracıktaki küçük alanda, kendi iradelerine bırakılan alandaki tercihlerini zikretmeye değer bile bulmadılar. Bu ayette, yani Nahl 35'teki ayetteki ifade ne kadar çirkin, ne kadar saygısızca ise, bizim bu okuduğumuz ayetteki müminlerin durumu da bir o kadar saygılı, bir o kadar mütevazi ve Cenab-ı Hakk'a karşı onun hidayetini, onun muvaffakiyetini, onun inayetini öven bir yaklaşımdır. Halbuki biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak hidayet etmez zalim olsaydılar. Biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak hidayet etmez fasık olsaydılar. Biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak hidayet etmez müsrif, mütekebbir, yalancı olsaydılar hidayet etmezdi. Belli ki onlar sadıklardan oldular, dürüst oldular, takvaya yöneldiler, yüreklerinde Cenab-ı Hakk'ın saygısını taşıdılar, hakkı görüp inkar etmediler. Allah da onların bu meşiyetlerini, bu iradelerini, bu tercihlerini değerlendirip onları hidayete muvaffak kıldı. Ama onlar bunu arada anmaya bile değer bulmadılar. Cenab-ı Hakk'ı yüceltti, ona hamd etti, ona tesbih ettiler. Bunu Allah'ın bir lütfu, nimeti saydılar. Bu da işte bu iki ayet arasında doğu ile batı arası kadar açıklık var. Biri saygısızlıkta dorukları zorlarken, öteki de Cenab-ı Hakk'a saygıda dorukları zorlamayı, tevazuda Cenab-ı Hakk'ın önünde en güzel bir pozisyonu almayı hedefliyorum.